Güzel. Bunlar birbirine paralelse işler açıdan şurası da alfa olacak. Doğru değil mi? O zaman ben diyorum ki bakın ne ortaya çıktı? Ne ortaya çıktı ya? Merhaba sevgili arkadaşlar, ben matematik öğretmeni Mustafa Güler. Haydi bakalım gözünüz aydın, dörtgenlere giriş yapıyoruz. Dörtgenler arkadaşlar genel itibariyle şunlardan oluşuyor. Nereden oluşuyor? Paralel kenargiller, deltoidgiller ve yamukgiller olmak üzere aşağı doğru indikçe özelliklerim artacak, haberiniz olsun. Bunların hepsini arkadaşlar göreceğiz. Buyurun genel dörtgenlerin birkaç tane özelliğini gösterip yolumuza devam edelim. Genel dörtgenler arkadaşlar iç açılar toplamı 360 derecedir. Dış açıları toplamı da 360 derecedir. İçi dışı bir, haberiniz olsun. Ha, bir dörtgen verdi. Ardışık iki tane açı ortay birleştirildiği zaman arada oluşan açı diğer iki açının toplamlarının yarısıdır. Karşılıklı açılardan açı ortaylar çizdiğiniz zaman aşı oluşan, aşı var ya şu, aşı açımız diğer iki açının farklarının tabii ki mutlak derece yarısıdır. Hocam ben bu özellikleri bilmezsem olur mu? Tabii ki olur. Sıkıntı yok. Mesela şuradan bahsedeyim arkadaşlar. Hem dörtgenin iç açıları toplamı 360'tır. Mesela buraya bir açı verin, buraya bir açı verin. X, Y, Y deyin. X artı Y'yi bulursunuz. X artı Y belliyse şuradaki alfa da ortaya çıkar zaten. Olay anlaşıldı mı? Geldik buraya. Şu dörtgen ve bu büyük dörtgenden yola çıkarak yine ben sana hesap yapabilirim. X, Y, Y de yine X artı Y'yi buluruz. Bu açı belli. Burayı bulursunuz. Sıkıntı yok. Yolumuza devam edersiniz. Hadi. Ne duruyoruz? Yola devam. Evet arkadaşlar. Şimdi sıra üçüncü özelliğimiz. Bize bir dörtgen verdi ve benden bu dörtgenin alanını istedi. Arkadaşlar. AC çarpı BD bölü 2 yani köşegenlerin çarpımı bölü 2 çarpı sin alfa. Yani şu aradaki açımızın sinüsü. Hocam buranın sinüsü mü? Şuranın sinüsü mü? Önemli değil ki. 180'de ha sinüs 10, ha sinüs 170. Bunlar aynı şeylerdir. Merak etmeyin. Diyorsunuz ki demek ki köşegenlerin çarpımı çarpı sin alfa bölü 2. Ha hocam şurası 90 derece olsa idi. O zaman sinüs 90'ın zaten 1 olduğunu bilmiyor musunuz? O zaman şurası 1 olurdu. O zaman ne diyeceksiniz? AC çarpı BD bölü 2. Yani köşegenlerin çarpımı bölü 2. Bitti bu kadar. Devam edelim. Hocam bir de şu karşılıklı yani yan yana duran alanlardan bahsetmiyorum. Şu karşılıklı alanların çarpımları da birbirine eşittir. Tabanlar oranı alanlar oranına eşit ya. Ben buraya x desem, ben şuraya y desem, x bölü y eşit midir S1 bölü S2'ye? Evet hocam. Aynı şey x bölü y alttaki üçgenler için düşünelim. Eşit midir S4 bölü S3'e? S4 bölü S3'e. İçler dışlar çarpımı yapar mısınız? S1 çarpı S3 eşittir. S2 çarpı S4'e. Hadi yola devam. Şimdi hocam aradaki açı 90 olduğu zaman. O zaman diyorsun ki direkt köşegenlerin çarpımı bölü 2 sana alanı verir. Bir de arkadaşlar A kare artı C kare. A kare artı C kare. Yani şu karşılıklı kenarların kareleri toplamı diğer iki kenarın kareleri toplamlarına eşittir. Haberiniz olsun. Güzel bir özelliktir. Bu da arkadaşlar tamamen Pisagor'dan geliyor. Bunu bu şekilde bilmemiz yeterli. Demek ki arkadaşlar neyi öğrendim? Alanlarda karşılıklı alanların çarpımları birbirine eşittir. Kenarlarda ise birbirine bakan kenarların kareler toplamları birbirine eşittir. Hocam bu konkav dörtgen olsun. Evet konkav dörtgen, üçgen diyorum ya. Allah'ım ya Rabbi heyecan yaptım. Durun. Dörtgenimiz arkadaşlar şurası. Hocam şurası da dik olsun. Güzel. Diyorsunuz ki bu kural burada geçerli olan kurallar buradakilerin aynısıdır. Nasıl yani? BD çarpı AC bölü 2 sana alanı verir. Bir de arkadaşlar A kare artı C kare eşittir D kare artı B kare. Yani şu iki kural bunlar için de geçerlidir. Haberiniz olsun.
Hadi sorularımıza devam edelim. Şimdi hocam bu bir köşegen de bu bir köşegen değil. Süper. Köşegenimizi oluşturduk. Ben sana demedim mi? Karşılıklı alanların çarpımları birbirine eşittir. O zaman ben dedim ki 9'dan 8'e çarpın 72. O zaman 6 ile neyi çarparsam 72 olur? Hocası şurası 12. Güzel. 9'a 12'yi topladım. Kaç etti arkadaşlar? 21. Şimdi bu üçgenlere odaklanalım. Şimdi tabanları oranları, alanları oranı eşit değil miydi? 3K'nın gördüğü 21 ise, 7 katıysa, K'nın gördüğü de 7'dir. Tamam soru bitti. Benden tavanı mı istiyorsun? 12 ile 7'yi toplayın. Cevap 19'dur. Soru bitmiştir. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Köşegen, baktım, yani şu köşegen, baktım şu köşegen değil. O zaman dedim ki, burada bir dörtgen oluşturayım ki, şu çizdiğimiz AE doğru parçası köşegen olsun. Şuradan arkadaşlar, bir tane doğru parçası çizdim. Baktım burada arkadaşlar, bir dörtgen oluşturdum. Köşegen, köşegen. O zaman soru bitti. Karşılıklı alanların çarpımları birbirine eşittir. 12 çıktı. Sonra şu iki üçgene odaklandım. Tabanları oranları, alanları oranına eşittir. Benzerlikten yola çıkarak 7 buldum. Tavan istiyordu. Cevap 19'dur. Soru bitti. Geldik bizim bu sorumuza. Burası dik. 8, 10. Şurası zaten 6. Güzel. Sen benden ne istiyorsun? Alan A, B, C, D istiyorsun. Geldik buraya. Şurası nasıl dik olduğunu biliyorsunuz. Burada da bir Pisagor kullanalım. 16, 41. Şurasının 5 olması lazım. 25. 16 daha 41, kök 41. Güzel. Sen benden A'nı istiyorsan, köşegenlerin çarpımı bölü 2 değil miydi? Zaten sinüs 90'ın 1 olduğunu biliyorum. O zaman ne diyeceksiniz arkadaşlar? 10 çarpı 13 bölü 2. Bu sana alanı verir. Cevap 65'tir. Şıklardan 65'i bulursun ve işaretlersin. Güzel. Geldik bizim bu sorumuza. Muhteşem üçlü. Dik'i gördüm. Kenar ortayı gördüm. O zaman şu da diğer iki doğru parçasını ya da tabanlara eşittir diyorsunuz. 5 ise 5, 5. Bu dik sesinden burası da dik. Dikten kenar ortaya inmişsin. O zaman şu üçü birbirine eşittir. X ise x, x. Soru bitti. Dörtgenlerde ben sana demedim mi? Karşılıklı kenarların kareleri toplamları birbirine eşittir. Yani 8'in karesi artı 2x'in karesi eşittir. 12'nin karesi artı 10'un karesi. Bitti. 8'in karesi 64. 4x kare eşittir. 144. 244 mi oldu? 64'ü karşıya atın arkadaşlar. Kaç çıktı? 4x kare eşittir. 64'ü karşıya attık. 180 mi çıktı? 4'e böldüm. X kare kaç çıktı? 45 mi çıktı? X buradan 3 kök 5'tir. Şıklardan 3 kök 5'i bulursun ve işaretlersin. Zaten soruda bizde X'i istiyordu. Çözümünde bu şekilde yapmış olduk. Dik, kenar ortay muhteşem üçlü. 5, 5, 5. Dik, kenar ortay x, x, x. Karşılıklı kenarların kareler toplamları birbirine eşitti. Oradan yola çıkarak sorumu çözdüm. Şimdi geldik alttaki sorumuza. Şimdi AD diklik merkeziymiş. D diklik merkezi ise o zaman şuranın dik olduğunu biliyorum. Hatırladık mı arkadaşlar? Tamam. Bu bizim konkav dörtgenimizde. O zaman burası dikse. Evet. Şunun karesiyle şunun kareleri toplamı. Şunun karesiyle şunun kareleri toplamı mı eşittir? Sanki bu noktayı tuttum arkadaşlar. Şuraya çektim gibi düşünün. Karşılıklı kenarların toplamları birbirine eşitti. Yani x kare artı 69 eşittir. 5'in karesi artı 12'nin karesi. Bitti. 144, 25 topla. 69'u karşıya at. Kök için al. Soru bitti. Umarım anlaşıldı arkadaşlar. Güzel. Bu şekilde bu ifadeleri de göstermiş olduk.
Haydi yola devam. Daha ne bekliyorsun? Evet arkadaşlar, beşinci özelliğimiz. Bize bir dörtgen versin. Kenarların orta noktalarını birleştirdim. Yeni bir dörtgen oluşturdum. Süper. Ama bu MUST kenarların orta noktaları. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Dedim ki MUST bir paralel kenardır. Wow. Şurası var ya arkadaşlar. Şurası bir paralel kenardır. %100. Ama hocam dikdörtgen, kare, eşkenar dörtgen olabilir mi? Tabii ki olabilir. Eşkenar dörtgen, dikdörtgen, kare de olabilir. Ama nasıl olacak onu biraz sonra sana göstereceğim. Dedi ki burası %100 bir paralel kenardır. Şimdi geldik arkadaşlar. İki tane minik özelliğim var. Bunları da gösterip bu eşkenar, paralel kenar, kare nasıl olur? Birlikte böyle bir irdeleyelim. Şimdi dedik ki çevre MUST yani şu içeride oluşan dikdörtgenin çevresi köşegenlerin toplamlarına eşittir. Haberiniz olsun. Yani AC artı BD. Bitti. Alan MUST ise büyük dik, yani büyük dörtgenin alanın yarısıdır. Olay anlaşıldı mı? O zaman ben diyorum ki büyük dörtgenin alanın yarısıysa mesela burası A olsun, burası B olsun, burası C olsun, şurası D olsun. O zaman şurası da A, B, C, D'nin toplamıdır. Çünkü komplenin yarısı ya. O zaman yarısıysa bir bütün burada, bir bütün de burası oluyor. Şurası A artı B artı C artı D'dir. Bunu da bir kenara not ederim. Hadi bakalım. Dedim ki hocam nasıl eşkenar dörtgen olacak, nasıl dikdörtgen olacak, nasıl kare olacak? Dedik ki köşegenler eğer birbirine eşitse biz bunu arkadaşlar eşkenar dörtgen olur diyoruz. Tamam paralel kenardır. Burası %100 paralel kenar. Ama köşegenler birbirine eşit ise, biz buna eşkenar dörtgen diyeceğiz. Yok hocam köşegenler birbirine dik olsun. Süper. O zaman arkadaşlar bu bir dikdörtgen oluyor. Hocam hem köşegenler eşit hem de köşegenler birbirine dik. Yani şurası. O zaman arkadaşlar içeride oluşan o MUST dörtgenimiz bir kare oluyor. Haberiniz olsun. Nasıl hocam yani? İzleyin beni. Hocam dediniz ki bizim bu kenarımız arkadaşlar X olsun. Şurası da Y olsun. Süper. Böyle bir tane köşegenimizi çizelim. Biliyorsunuz 1'e 2 oranı temel benzerlik 1'in 2 oranı. O zaman dedim ki şurası şurasına paraleldir. X ise şurası da arkadaşlar ne oldu? 2X oldu. Şimdi bir tane de şöyle bir köşegenimizi çizelim. Hocam çizdik. Tamam. Dedim burası Y ise yine temel benzerlikten 1'in 2 oranı şurası 2Y oldu. Ve arkadaşlar bunlar birbirine paraleldir. Zaten biliyorsunuz. Bu buraya paralelse bu da buraya paraleldir. Dedim ki burası 2x ise altta da bizim temel benzerliğimiz var 1'in 2 oranı. 2x ise şurası da x oldu. Doğru mu arkadaşlar? Evet. Kırmızıyla değil de yine biz maviyle yolumuza devam edelim. Hocam şurası da x oldu. Yine temel benzerlikten şuradan bahsediyorum. 2y ise 1'in 2'ye oranı. O zaman şurası da ne oldu arkadaşlar? Y oldu. Şimdi izleyin beni. Dedim ki burası burasına paralel, burası burasına paralel. Karşılıklı kenarlar birbirine paralel oldu. O zaman bu bir paralel kenardır. %100. Dedim ki eğer köşegenler birbirine eşitse bu bir eşkenarmış. Doğru mu? Evet. Ben bu 2x, hani 2x ise köşegenimiz x'e x dedik. Şu 2y yerine de 2x yazsaydım. 2y'yi siliyorum. 2x yazıyorum. O zaman şurası da x. Şurası da x olmadı mı? Bütün kenarlar birbirine eşit oldu. Aynı zamanda bu bir ne oldu? Eşkenar oldu. Hocam, köşegenler birbirine dikse. Dik yaptım. O zaman yöndeşten burası dik oldu. Şurası dik oldu. Şunların hepsi arkadaşlar birbirine dik oldu. O zaman bu ne oldu arkadaşlar? Aynı zamanda da bir kare oldu. Eğer hem eşit hem de dik ise. Hocam, sadece dik olsaydı. Şu köşegenler birbirine eşit olmasaydı. O zaman şu açılar birbirine eşit olacaktı. Doğru. Ama karşılıklı kenarlar sadece birbirine eşit olacaktı. Bütün kenarlar birbirine eşit olmayacaktı. O zaman da biz buna dikdörtgen diyecektik. Bitti bu kadar. Hadi yolumuza devam edelim. Şimdi bize yine bir tane dörtgen versin. Orta noktalarını, kenarların orta noktalarını birleştirdim. Yeni bir dörtgen oluşturdum. Dedim ki şu orta noktanın alanı normalde arkadaşlar büyük alanın yarısıydı. Doğru mudur? Orta noktanın alanı, o zaman şu minik üçgenlere alanları toplamına eşittir de diyebilirsiniz.
Güzel. O zaman eşitse, bu hepsinin toplamı ne? E ise, ortada da E alanımız var. Toplam ne oldu arkadaşlar? 2E oldu. Yani toplam alan 2E, orta alan E yarısı oldu. Güzel. Bir de arkadaşlar, şu karşılıklı üçgenler var ya, A artı C, şu karşılıklı üçgenler var ya, B artı D'ye eşittir. Ve o da E'nin yarısıdır. Mantık bu. Olay anlaşıldı mı? Devam edeyim. Şimdi hocam, orta noktaları yine birleştirdik. Süper. Yeni bir dörtgen oluşturmadım. Sadece şu şekilde birleştirdik. Dedi ki, karşılıklı alanların toplamları birbirine eşittir. T artı Z eşittir X artı Y'ye. Hadi bu iki soruyu da çözelim. Sorulardan yolumuza devam edelim. Şimdi şunları yine orta nokta görüyorsunuz. Dedim ki şurayı böyle bir birleştireyim. Olur. Bu karşılıklı üçgenlerin alanları toplamları güneş değil miydi? 22 ise 15 ise şuraya ne kaldı? 7 kaldı. Tamam da şu orta nokta diğer 4 üçgenin alanları toplamı değil miydi? 22, 22. Şurası ne oldu? 44 oldu. Adam benden şu taralı alan istiyordu. O zaman cevap 51'dir. Şıklardan 51'i bulursun ve işaretlersin. Nasıl arkadaşlar? Geldik sağdaki sorumuza. Zaten bunun aynısı. Dedik ya, karşılıklı alanların toplamları birbirine eşittir. Şu ikisini topladım 20. O zaman şuradaki x'imiz ne oldu arkadaşlar? 20 oldu. X'in toplamı 20 olacak. X'imiz 10 oldu. Şıklardan onu bulursun ve işaretlersin. Hadi ben bir kenara çekileyim. Sizi bunlarla baş başa bırakayım. Hızlı bir şekilde soru çözmeye devam edelim. Evet arkadaşlar, muhteşem sorular. Birinci sorumuzdan başlıyoruz. Demiş ki bir dörtgenin iç açıları 3, 4, 5 sayılarıyla orantılıdır. Hemen arkadaşlar bir tane dörtgen çizelim. Hop, 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 hop. Şimdi bunlarla orantılıysa şurası bizim 3K olsun. Şurası bizim 4K olsun. Şurası bizim 5K olsun. Şurası da bizim 6K olsun. Dörtgenlerin iç açıları toplamı 360 değil miydi? Tamam, hepsini toplayalım. 9, 18K eşittir 360'tan. 9K neye eşittir? 180'e. Bana K'yı bulma. Şimdi 9K 180 ise üçgenin iç açısıyla dış açıları toplamı 180 değil miydi? Tamam. 180 ise 9K da 180 ise o zaman şu dış açıya kaç K kaldı? 6K. Şu dış açıya kaç K kaldı? 5K. Şu dış açıya kaç K kaldı? 4K. Şuraya kaç K kaldı? 3K. O zaman dış açıları hangi sayılarla orantılıdır? 6K, 5K, 4K, 3K, 6, 5, 4, 3 soru bitmiştir. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Mantık bu, olay bu. Bana bunu bu şekilde şıklarda bulursun ve işaretlersin. Ne yaptım? Dörtgen çizdim. 3, 4, 5, 6 ile orantılıysa 3K, 4K, 5K, 6K. Toplamlarını 360'a işledim. 180'in 9K olduğunu biliyorum. Üçgen iç açısına dış açıları toplamı 180 ise, 9K'da 180 ise 3K ise 6K, 4K ise 5K, 5K ise 4K, 6K ise 3K. 6, 5, 4, 3, 6, 5, 4, 3 ile orantılıdır diyorsun. Soru bitmiştir. Geldik alttakine. Şimdi iki tane çözüm yöntem var arkadaşlar. Birincisi, bir defa bu bir paralel kenar. Görüyorsunuz bunlar birbirine paralel. Paralelse paralellerde arkadaşlar birbirine bakan açıların toplamları 180'di. Yani şu ikisinin toplamının ben 180 olduğunu biliyorum. Ben dedim ki şurası A olsun, şurası A olsun, şurası B olsun, şurası B olsun. Dörtgenin iç açıları toplamı 360 değil miydi? Bu hepsini toplayıp 360'a eşitlersem şu 2A artı 2B artı 230 eşittir 360'a. 230'u karşıya attım. A artı B'yi 65 buldum. Yani 130 çıktı. 2'ye böldüm. 65. A artı B 65 ise senin alfan ne olur? 115 olur. Soru bitti. Üçgen içerisinde toplam 180 ya. Bu birinci çözüm yöntemi. İkinci çözüm yöntemi ise ben sana daha önce dedim ki dörtgenlerde ardışık
açı ortayların birleştiği noktaya biz alfa dersek, o üstteki iki tane hatırlayalım bir formülü. Toplamlarının yarısıydı. Bir dörtgen verdi. Ardışık iki tane açı ortay birleştirildiği zaman arada oluşan açı diğer iki açının toplamlarının yarısıdır. E tamam. Şu açıyla şu açının toplamları zaten belli. 180, 50 daha 230. E yarısı 115. Şıklardan bulursun ve işaretlersin. Ardışık. Bakın. Bu soruda da karşılıklı açı ortaylar. Bunu da oradan çözeceğim. Evet arkadaşlar, yola devam. Geldik bizim bu sorumuza. Burası zaten dik biliyorsunuz. 90, 15, 75. Taban yüksekliğin 4 katıydı. Şurası ne oldu? 8 oldu. Konkav. Evet, konkav dörtgen oluştu. Bak. Bak. Dikliği gördüğüm için bu kural oluştu diyorum ha. Şunun karesiyle şunun kareleri toplamı 6'nın karesi artı 8'in karesi şunun karesiyle şunun karesinin toplamına eşittir. X kare artı 9'un karesi. Şu x'in toplamı 100. 9'un karesi 81 karşıya attık 19. X kare 19'dan x buradan kök 19 olur. Şıklardan kök 19'u bulursun ve işaretlersin. Güzel. Geldik alttaki sorumuza. Şuraya bir A desem, şuraya bir A desem. Şuraya bir B desem, şuraya bir B desem. Hiçbir özellik bilmiyorum. Özellik bilmeden ben bu soruyu çözebilir miyim? Birlikte böyle bir irdeleyelim. Şimdi şurası alfa ise şurası da alfadır. Alfa alfa ise şu ikisinin toplamı şu ikisinin toplamına eşittir. Doğru değil mi arkadaşlar? Güzel. Ya da dersiniz ki alfa A. Pardon, buraya alfa demeyelim ya. Burası tam alfa demişim. Ben buraya M açısı diyeyim. Evet. Şuraya M açısı diyeyim. Şunların toplamı 180. Şunların toplamı 180. O zaman A artı alfa eşittir. B artı 60'a. Buradan alfa neye eşittir? 60 artı B eksi A'ya. Doğru. Şimdi geldik şu dörtgenimize. Şu dörtgen arkadaşlar bana bir odaklanın. Şu dörtgenin iç açıları toplamı kaç derecedir? 360 derecedir. Toplayalım. Evet. Toplamları 360 derece ise şurası 2A ise şuraya ne kalır? 180 eksi 2A kalır. Doğrusal açı ya. Evet. Tamam. Dedim ki şu ikisinin toplamı 180 eksi A. 180 eksi A. Artı alfa. Artı B. Artı 110. Eşittir 360'a. Güzel, 180'i karşıya attım. Burada bir 180'imiz kaldı. 110'u karşıya attım. 70 oldu. Alfa eşittir 70. Eksi A ile artı B'yi de karşıya atalım. Artı A eksi B. Bunları alt alta toplayalım. Şu iki ifade. Eksi A artı A artı B eksi B'yi götürdü. 2 alfa 130'dan alfa buradan kaç çıktı arkadaşlar? 65 çıktı. Şıklardan 65'i bulursun ve işaretlersin. Bu bizim birinci çözüm yöntemimiz. Şimdi sıra geldik. Madem kuralı biliyorum, o kuraldan bir de soruyu çözeyim. Şurayı siliyorum arkadaşlar. Hangi kural? İzleyin beni. İzle, 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 izle. Şurayı da siliyorum. Şunları da siliyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar izliyorsunuz. Bunları da silerim. Tamam. Şimdi ifadem biraz daha sadeleşti. Dedim ki karşılıklı açı ortaylar. Arkadaşlar buradan böyle bir tane açı ortay çizelim. Şurası şurasına eşit olacak şekilde. Tamam. Şu aradaki açının alfasını şu ikisinin farkının yarısıydı. Hatırladık mı? Karşılıklı açılardan açı ortaylar çizdiğiniz zaman açı oluşan açı var ya şu açı. Açı açımız diğer iki açının farklarının tabii ki mutlak derece yarısıdır. İkisinin farkı 50, yarısı 25. Şu açının 25 olduğunu biliyorum. Süper.
Şimdi ben buraya A, şuraya A desem, şurası B, şurası B ise 2A artı 2B'nin 180 olduğunu biliyorum. 2A, 2B, 180'den A artı B 90'dır. A artı B 90. Burası 25 ise şu açım ne oldu arkadaşlar? Şu açım 65'tir. Şıklardan 65'i bulurum ve işaretlerim. Nasıl arkadaşlar? Karşılıklı dörtgenlerde karşılıklı açı ortayların kesim noktalarında oluşan o dar açı diğer iki açının farkının yarısıydı. Güzel. Buyurun. Geldik bizim bu sorumuza. Muhteşem bir soru. Gerçekten muhteşem bir soru. Ay yıldız attım. İsterseniz durdurun. Bir soruyu çözmeye çalışın. Şimdi arkadaşlar şöyle bir tane köşegen çizsek. Dedim ki orta noktası da şurası bir yer olsun. Bilmiyoruz. Belki de bu orta nokta şu EF doğru parçasının üzerindedir. Onu ben bilmiyorum. Arkadaşlar böyle birleştirsem. Orta nokta demiştik. Temel benzerlik. 1'in 2'ye oranı. O zaman 12 ise şurası 6 olur. Orta nokta olsun dedim burası. Burası şu DB doğru parçasının tam ortası. Arkadaşlar şöyle birleştirsem. 1'in 2'ye oranı. M'nin 6'ya oranı. Şurası da 3 oldu. Güzel. Ama bu orta nokta arkadaşlar bir daha diyorum. EF doğru parçasının üstünde de olabilir. Onu bilmiyorum. Şimdi burada bir üçgen oluştu. Bu üçgende X diğer iki kenarın farkından büyük. Yani üçgen olma durumundan bahsediyorum. Toplamlarından da küçüktür. Doğru değil mi? Ama tek problem şu. Ben dedim ki şu orta nokta şu doğrunun da yani doğru parçasının da üzerinde olsaydı o zaman senin bu x'in x'in toplamına eşit olurdu. Evet. Yani x 3'ten büyük 9'dan küçük eşit. O zaman x hangi değerler alabilir tam sayı olarak? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kaç tane tam sayı değer alır der. Bütün tam sayı değerlerini topla der. Bundan sonrası kolaydır. Alacağı en küçük tam sayı değeri ister 4. Alacağı en büyük tam sayı değeri ister 9. Çözümünü de bu şekilde yapmış olduk. Baktım orta nokta. Köşegen çizdim. Orta noktası şu M noktası olsun dedim. Ama işte bu M noktası şu doğrunun da üzerinde, doğru parçasının da üzerinde olabilir. Onu bilmiyorum. O zaman ben dedim ki temel benzerlikten 1'in 2'ye oranı. N'nin 12'ye oranı. 6 çıktı. 3 çıktı. Sonra üçgen olma durumundan yola çıkarak. Ama bu x'in ikisinin toplamı olma ihtimali de var demiştik. 9 da olabilir. Soru bitti. Geldik buraya. Bu bir orta nokta. Şu bir orta nokta. Bu bir orta nokta. Bu bir orta nokta. Ben bunları birleştirdiğim zaman. Arkadaşlar bu bir paralel kenar değil mi? Paralel kenarda. Hatırlayalım bir analitik geometride göstermiştim. Apsisleri karşılıklı. Apsislerin toplamları diğer iki karşılıklı köşelerin apsisleri toplamına eşittir. Ordinatlar toplamına eşittir. Apsislerin toplamı 1 artı m eşittir. Apsisler toplamı 5 eksi 3. Güzel. M buradan ne çıktı? M buradan 1 çıktı. Şimdi geldik sıra ordinatlara. 3 artı 5 eşittir n artı 7'ye. M buradan ne çıktı? N de 1 çıktı. Sonra M artı N ister. M çarpı N ister. M artı N'i istediği için ikisinin toplamı da 2'dir. Soru bitmiştir. Arkadaşlar birleştirdim. Bunun paralel kenar olduğunu bilmesem bu soruyu çözemezsiniz. Paralel kenarda karşılıklı köşeleri yani karşılıklı köşelerin apsisleri toplamları birbirine eşittir. Ordinatlara toplamları birbirine eşittir. Apsisleri toplamı 1 artı m, apsisleri toplamı 2. Ordinatlar toplamı 3 artı 5 eşittir 7 artı n. Olay bu kadar arkadaşlar. Geçmiş olsun. Sizleri seviyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. YouTube kanalına abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenip bir de minik bir yorum atarsanız mutlu edersiniz. Hadi bakalım. Hoşça kalın.